Kardeşlerim selamünaleyküm, ne yapıyorsunuz, ne örüyorsunuz, nasılsınız agalarım, umarım ki iyisiniz. Kardeşlerim tam size göre, tam sizin seveceğiniz bir kolim var. Abi bunu şöyle söyleyeyim, sanki küçük bir çocuksunuz da hediye paketinizi açıyormuşsunuz gibi hissedin. Abi ben de tam olarak ne aldığımı bilmiyorum. Güzel bir koli açılışımız var. Gerçi kardeşim koli zaten kendi kendine açılmış ama abi ciddi manada güzel, şöyle karışık gittim bir toptancıya bir şeyler yaptım. Arkadaşlar uygun yolu çoktandır sifon bulamıyordum. Abi uygun yolu sifon buldum. Raflarındaki hepsinden aldım. Ama herhalde 12-13 tane falan vardı. Normalde biz bunu gittiğimiz zaman koliyle moliyle alıyoruz ama arkadaşlar artık şimdi uygun yollu bir şey bulmak çok zor oldu. Bir de kardeşlerim şöyle bir şey var agalarım. Ya gidiyoruz toptancıya, tamam mı? Bir tanesi bunu bana 100 liraya satıyor. Bir tanesi bunu bana atıyorum 10 liraya satıyor, tamam mı? Yani böyle salak salak fiyatlar var. Bir tanesi çok iyi para kazanırken bir tanesi arkadaşlar uygun yollu veriyor. Ama şöyle de bir şey var. Mesela diyelim ki iki tane ürün var, tamam mı? A pet shop'u, A toptancısı bunu ucuza satıyor, bunu pahalıya satıyor. B toptancısına gidiyorsun, bunu ucuza satıyor, bunu pahalı satıyor. Yani ikisi de birinden bir yerden öpüyor yani bizi. Böyle bir durum var arkadaşlar. Vallahi yani değişik olaylar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir asıl ben dekor almaya gittim bu arada, onu söyleyeyim. Bu arada videomuza başlamadan önce şöyle bir like'ınızı, yorumunuzu yapıştırırsanız, desteğinizi gösterirseniz çok sevinirim. Şimdi abi şöyle bir anam ittireyim. Vallahi koli çok ağır. Arkadaşlar güzel şeyler çıkacak içerisinden. Onun da size güvencesini vereyim. Videonun sonuna kadar bence izleyin. Güzel dekorlardan, malzemelere, gerekli ihtiyaç şeylerinden, her şeyden getirdim. Böyle bir dekor ilk defa getiriyorum. Açıkçası uygun yollu bir dekor. Şurada arkadaşlar başka bir dekorum daha vardı. Çok tatlı, güzel bir dekor bu da. İki tarafından deliği olan. Üstünde de bir tane daha deliği var. Oradan da hava taşı sallanabilir. Güzel arkadaşlar, yumuş yumuş bir dekordu. Şimdi daha farklı dekorlar da getirdim. Arkadaşlar bir tane de kaliteli sifon getirdim ya. Bundan 3 tane buldum sadece. Nerede abi? İlk önce onları bir göstereyim size. Şöyle bu değil lan kardeşim. Arkadaşlar bir tane de şurada şöyle kaliteli 3 tane sifon buldum. Hem şu yerleri daha sağlam, borusu daha sağlam. Bir de arkadaşlar şurası daha iyi. Şöyle 3 tane bir bulduk, tamam mı? Bunlar da bir yerde arkadaşlar size yemin ediyorum bana 200 liraya satıyordu. Bir yerde bana 125 lira mıydı, 130 lira mıydı, neydi? Aradaki farka bir bakar mısınız? Vallahi salak salak fiyat farkı var. Sadece 3 tane bulabildim, 3 tane aldım. Yoksa böyle bir şeyi affetmezdim. Burada arkadaşlar dediğim gibi daha ucuz sifonlarımız var. Akvaryum dip çekme pompaları bende de zaten şurada var. Abi bak mallar gözükmeye başladı mı? Mallar gözükmeye başladı mı? Bayağı güzel malzemeler var. Şunları şöyle atıyoruz. Arkadaşlar burada öpücükler, vantuzlar vesaire var. Şöyle bir poşet aldım. Bazen ısıtıcı vantuzu olsun. Bazen de arkadaşlar şu boru var ya, şu hava hortumlarının vantuzu falan. Onlardan şöyle kendime bir karışık yaptım, 100 tane. Abi bir de bizim rotifiş yemimiz vardı hatırlarsanız. Asıl yerine gittim, orada bulamadım. Sonra arkadaşlar Balgat'tan alıyordum ben o yemleri. Ankara Balgat'tan alıyordum, bilenler varsa. Bu sefer de arkadaşlar rotifişin o 0.003 yemiydi. Bu da 0.305 yemi. Arkadaşlar bu da toz yem. Bu da bizim balıklarımıza uygun olacaktır. Şöyle bir göstereyim sizlere. Burada arkadaşlar güzel yavrularımız falan var. Ben buraya arkadaşlar biraz da vatoz attım. Bunun videosunu çekmedim açıkçası da. Şöyle bir yalandan size vatozları göstereyim. Arkadaşlar suyu biraz tazelemek lazım tabi. Bir de bu arada arkadaşlar buraya farklı boyut balıklar da geldi. O da bizim arkadaşlarımız tabi üretiyorlar. Bize getirip tekrardan yavrularını satıyorlar. Anaçlarını bizden almışlardı. Burada arkadaşlar fark ettiyseniz o yüzden büyük sarı prensesler vesaire de var. Bunlar arkadaşlar iki boyut olarak ayıracağız. Gerçi arkadaşlar yarın sabah 150 tane yavru ciklet siparişim var. Antalya merkeze göndereceğim. Belki onun da videosunu çekerim. Bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar ama asıl konumuza devam edelim. Arkadaşlar şurada biyoballarımız var, tamam mı? Adamın elinde ne kadar biyobal varsa hepsini aldım. Bunlar arkadaşlar biyoballları biliyorsunuz. Oğlum şunu açacaktık lan. Buna bakacaktık. Buna bakmayı unuttuk. Biyobal arkadaşlar biliyorsunuz akvaryumlarda şey için kullanılıyor. Bu oğlum açılsana kardeşim. Oğlum yalnız şıklarmış ha. Gerçekten şık ürünmüş. Şöyle bir göstereyim. Altındaki dokusu falan harbi hoşuma gitti. Oğlum biz var ya her şeyden çok çok atlıyoruz ya. Mesela ben tam bunu anlatacaktım. Normalde arkadaşlar biz bunun kırmızısını getiriyorduk işte. Bu sefer de bundan bulabildim. Bundan getirdim. Artık bunlarla bir yavrularımızı besleriz. Artık ayrıca satışını da yapıyoruz. Abi bir de bu şöyle söyleyeyim size. Markası çok sağlam bir marka. Rotifish'in yavru yemi. Biliyorsunuz Rotifish Artemia markasının sahibidir. Yani güzel bir yem abi. Kesinlikle tavsiye ederim. Bakın protein oranı
%55 oranında protein oranı var. Bunların arkadaşlar bu yemin gramı 3 TL. Tavsiye ediyorum, gerçekten çok ucuz. Ya kalkıp da Artemia'ya bir dünya para vermeyin. Tamam, Artemia kaliteli bir şey ama arkadaşlar artık çok saçma sapan fiyatlara gitti fiyatı. Ha onu da ucuzunu denk getirsem bir gün getiririm ama ya bu yem çok güzel bir yem. Hızlı da büyütüyor. Protein oranı çok yüksek çünkü. Arkadaşlar burada şu şekilde çiçeklerden getirdim. Yalnız çiçekler gerçekten çok güzelmiş. Yemin ederim ben oradayken bilseydim şayet bu kadar güzel olduklarını, bu kadar süslü püslü olduklarını daha fazla alırdım. Hakikaten söylüyorum. Oğlum tahmin ettiğimden daha iyiymiş lan. Arkadaşlar bak mesela bunlar uyguna geldi. Uygundan da vereceğiz. Bunların fiyatlarını falan hep Instagram'dan bize sorabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Ya ben bilmiyorum. Hani keşke bunu daha fazla alsaydık ya. Her biri de farklı farklı renkler daha. Hepsi aynı değilmiş. Vay anasına ya. Gerçekten arkadaşlar güzel renkler, güzel dekorlar geldi. Daha da arkadaşlar aşağısı dekor dolu. Hatırlarsanız ben eskiden bir koli almıştım ya. Şimdi bir koliden daha fazla aldım. Bakmayın, o yüzden büyük bir koliye doldurduk. Arkadaşlar çok güzel dekorlar geldi. Yemin ederim bilseydim bunun bu kadar güzel olduğunu vallahi daha çok alırdım. Kaç tane almış ki? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahmin ettim açıkçası 10 tane olacağını da. Vallahi arkadaşlar bunları birazdan rafımıza dizeriz. Harbiden güzel bitkilerdi. Bunlar arkadaşlar fanuslarda falan tatlı durur. Küçük akvaryumlarda tatlı durur. Onun yanında neler var abi? Onun yanında size şöyle göstereyim. Bu arada arkadaşlar bunları getirirken ben bir kasise girdim. Güzel de bir zıpladık açıkçası kasiste. İnşallah dekorlarda bir şey yoktur. Gerçekten sağlam zıpladık ve sabah getirdim, şu saate kadar da açmadım, video işlerini yaptım abi. Bundan bir önceki 5 videomuzun ayarlarını yaptım. Birazcık gecikmiştik çünkü. Abi burada bir biyo balığımız daha var, zeolitlerimiz var arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz hep filtre malzemeleri, akvaryumları berraklaştırmak için bunlardan koyuyoruz arkadaşlar. Şundan da bir siparişim vardı, arkadaşımız için getirdim. Çok seri giden şeyler değil ama tutturdu bana bundan ayarları isteye, ben de onu ayarladım. Arkadaşlar şurada T'lerimiz var, T aparatlar. Abi la bunlar bulunmayan şeyler la. Yemin ediyorum bunlar bulunmayan şeyler ya. Arkadaşlar burada benim en sevdiğim dekor kesinlikle. Ya bunu ayrı seviyorum. Bir de arkadaşlar bu dekorlar büyük, küçük de değiller. Bak şöyle elimle tutuyorum. Elimden bir pay biçin. Yalnız düşürmeyelim. Düşürürsek nanay, yavrum nanay. Arkadaşlar hepinizin bir dekoru olması lazım. Mesela bunun içinden cikletler gezer. Cikletler oynar. Lepistesler oynar, gezer. Tavsiye ederim. Bakın benim de bir dekorum var. Onu da size göstermek istiyorum. Acaba nerede? Bir saniye. Arkadaşlar bu benim 20 yıllık dekorum. Gerçekten sevdiğim 20 yıllık bir dekor. Bakın şu ucunu kesmiştim. Akvaryuma sığmıyordu. Akvaryumumu da göstereyim. Şu da benim arkadaşlar. Şu hayattaki ilk akvaryumum diyebilirim. Direkt ilk akvaryumum yani. Bunu ona koymak için kesmiştim. Çünkü sığmıyordu. Ya hepinizin bir hatıra dekoru olması lazım. Hem de akvaryumlarda açıkçası mükemmel dururlar. Bir dekorlarımızı inceleyelim. Bir sürü dekor getirdim. Arkadaşlar dekor bulamıyorduk, tamam mı? Toptancıya bir gittim. Resmen saldırdım abi. Harbiden saldırdım. Normalde adam benim bu kadar alacağımı tahmin etmedi, tamam mı? Tahmin etmedi. Baktım ki kapıyı açtı. Ben de gittim toparladım arkadaşlar. Şimdi bir detaylarından bahsedeceğim size. Şimdi arkadaşlar bu toptancı aynı zamanda perakende de satıyor, tamam mı? Normal insanlara da satıyor bizim dışımızda. Orada arkadaşlar adamın normalde kolileri bitmiş, tamam mı? Hani dekor kolisi bitmiş. Bu adam bize hani dedi ki tamam şu raflardan al dedi, sağ olsun. Ben de hani bu kadar vereceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Ben de baktım madem kapıyı açtı dedim, o zaman alayım. Vallahi arkadaşlar bir sürü dekor getirdim. İnşallah da kırılmamıştır. Gerçekten bunu merak ediyorum. Biyoballar devam ediyor. Yine biyobal arkadaşlar. Şunun ağzı açılmış. Burada bir biyobal daha var. Küçüklü büyüklü bir sürü. Arkadaşlar bulabildiğim tüm dekorları getirdim. Yemin ediyorum dekor sıkıntısı var. Toptancıların kaç tanesini gezdim, dekor yok. Dedim ki madem bu abi kapıyı açtı, o zaman ben de yapıştırayım. Arkadaşlar şöyle çitler falan var. Normalde bu bir dekor kolisi aldığınız zaman dekor kolileri 12'li oluyor. Hani bunlardan birer tane falan çıkıyor arkadaşlar. Mesela şunlardan birer tane çıkıyor. Ben gittim madem dedim adam bize kendi dükkanının rafını açtı, hani buradan alabilirsin dedi. Ben de açıkçası acımadım. Elime attım attım topladım. Vallahi arkadaşlar kırılmamış gibi de gözüküyorlar. Vallahi ben dedim belki kırılmıştır falan ama oğlum bu resmen oturmuş lan buraya, gelmiyor lan.
O zaman tek tek bakmaya devam. Arkadaşlar bir tane de şöyle bir şey aldım. Bak cikletler için 10 numara. Ciklet buradan girer girer çıkar. Bir dekor yapılabilir. Mesela ne yapılabilir arkadaşlar? Şöyle bunlarla bir kale duvarı, tamam mı? Şöyle bir şey ya da ne bileyim böyle bir şey yapılabilir. Buralardan bitki mitki koyabilir. Yani güzel bir şey çıkartılabilir. Ya da mesela ne yaparsın? Şunu koyarsın ki bu benim gerçekten favorim. Bundan sadece bir tane var maalesef maalesef. Arkadaşlar böyle böyle mesela bir bahçe alanı yapılabilir. Ondan sonra şuralara ikişer tane bitki arkadaşlar atacaksınız. Ya da belki de şuralara atacaksınız bitkiyi. Hoş bir dekor olabilir akvaryumunuzda diye düşünüyorum. Bir de kaliteli arkadaşlar ürünler bunlar. O eskinin ucuzlarından, basitlerinden değil, haberiniz olsun. Şöyle bir şuraya koyalım. Başka nelerimiz var? Arkadaşlar şurada yine güzel. Burada neyimiz var abi? Bunun içini şöyle bir dökeyim. Arkadaşlar bu kırık gibi gözüküyor ama kırık değil. Bunun içinin parçaları var. Bunlar dökülüyor. Yani ben o kasisten geçmeyi açıkçası bunların darmadağın olduğunu tahmin ettiydim ama bakın şöyle bir fıçımız var, tamam mı? Bunu da aldım ama yemin ederim hani çeşidimiz olsun diye aldım. Çünkü abi yok yok bulunmuyor. Gerçekten bulunmuyor. Arkadaşlar şurada şöyle güzel bir yine şatomuz var. Şöyle göstereyim. 10 numara bir şato. Şuralardan falan hep yavrular girer çıkar arkadaşlar. Yavrularınız saklanabilir. Şurada neyimiz var? Abi klasiktir. Şu her kolide çıkar, tamam mı? Bunu her koliye koyuyorlar. Her kolide illaki bu figürü görüyorum. Ama güzel de bir figür aslında. Renk tonu falan da güzel, çalışma yapılmış. Yalandan adam boyamamış yani. Oğlum şunu çıkartamadım lan. Bu var ya nasıl oturduysa iyi oturmuş. Arkadaşlar bu yalnız bayağı büyük ha. Şöyle bir göstereyim. Bu ciddi manada büyük. Bunların hepsini birazdan rafımıza dizeceğiz. Hangi rafa dizeriz onu da tam bilemiyorum ama abi şöyle bir şuradan bir resim alayım. Vallahi mükemmel gözüküyor. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Arkadaşlar büyük ihtimalle şu rafı ve şu iki rafı bu işi ayırırım gibime geliyor. Ayarı vereceğiz. Bakalım şu pomponlar da harbi baktıkça daha da bir hoşuma gitti. Arkadaşlar bakalım daha bir sürü dekorumuz var. Şu evlerden 3 tane buldum. Normalde biliyorsunuz bu yine dekor kolilerinde birer tane geliyor. Arkadaşlar güzel bir dekor. Yalnız var ya arkadaşlar bunun şurasını bence içeriye doğru bastırın kırın, tamam mı? Hatta bak buradan kırarsanız ne oluyor biliyor musunuz? Bu evin içi geniş ve boş yani. Oradan kırarsanız yavrular falan içeriye girer çıkar. Benim tavsiyem şu kapı var ya, kapıyı arkadaşlar şöyle elinizle parmağınıza bir bastırın. Zaten orası ince, orası açılacaktır. Bir önceki dekorda orası açıktı açıkçası. Şu anda bence kapanmış ama oraya parmağınıza bastırıp açmanızı tavsiye ederim. Açarsanız en azından balıklar evin içine girer çıkarlar, oynarlar. He arkadaşlar bak bir tek bu hasar almış. Vallahi biz bununla kurtardığımıza şükredelim. Gerçekten güzel bir kasisten geçiş yaşadım yani. Arkadaşlar bak buradan yine yavru balıklar falan girer. Benim tavsiyem dediğim gibi şu kapıya parmağınıza bastırın oradaki çukura. Orası açılsın. En azından şey yaparsınız, balıklar içine girer girer çıkarlar. Vallahi arkadaşlar güzel yani. Sadece bir tanesinin arkası çatlamış. O da hani az bir şey törpülenmiş, açılmış yani. Hani ben size dedim ya, bak onu da göstereyim size. Sadece şurası kırılmış, tamam mı? Ben de zaten diyorum ki size şurasını parmağınıza bastırıp açın kırın. Mesela şurasını kırın ki içine girsin çıksınlar. Bir önceki aldığım dekorda mesela orası açıktı. Şu anda bunlar kapalı. Bence ben olsam burayı açarım ki balık içine girsin çıksın. Hatta vallahi ben olsam yine şurayı da açarım, tamam mı? Şurayı da açarım, balık içine girsin çıksın. Zaten arkadaşlar bunlar hemen şöyle parmağınıza bastırırsanız içine gider. Orası ince çünkü hani, yoksa normalde bak şu an bastırıyorum kırılmıyor yani, bu kırılacak bir şey değil. Sadece dediğim şu tarafını ince yapılır. Şurası ince, oradan bastırsanız açarsınız. Sonra arkadaşlar buradan bir zeolit daha çıktı. Zeolit'in paketi açılmış. Neyse bakacağız. Arkadaşlar burada yine şöyle güzel bir dekorumuz var. Bunu da şöyle koyalım. Şurada yine bir evimiz var. Aa bak işte size bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bak size bundan bahsediyorum. Görüyor musunuz? Kapısı açık arkadaşlar. Arka tarafına bakayım. Bak, arka tarafı da açık. Bak işte böyle şeyler. Aslında şu figürle şu yerdeki figür aynı. Oğlum oturmadan video çekemiyorum ya. Çok çömelemiyorum ya. Yemin ederim yaşlanmışız kardeşim. Şu kovalardan bir tanesini bir alayım da rahat rahat video çekeyim ya. Arkadaşlar benim size bahsettiğim şey buydu işte. Bir önceki aldığım kolide
Aynı bunun gibi açıklıklar vardı, tamam mı? Zaten bu evlerin içi falan açık. O yüzden sizlere tavsiyem, siz de şuradan açın. Büyük ihtimalle bunları zaten arkadaşlar döküm, tamam mı, bunlar döküyorlar. Oradan hani böyle bu kalıpta mesela bu şekilde olmuş, o kalıpta o şekilde olmuş. O yüzden ben açmanızı tavsiye ederim. İçine girsin girsin çıksınlar. Güzel olur. Arkadaşlar vallahi var ya, ben iyi bir zıplattıydım orada arabayı, dedim nane yedik ama çok güzel. Ürünler sapasağlam. Bir de arkadaşlar sakat ürün yani. Arkadaşlar burada yine bir figürümüz var. Şöyle küçük boyutlu. Yalnız bayağı bir figür getirdik ya. Yani gerçekten bana kapıyı bir açtılar, ben de affetmedim. Ben size öyle söyleyeyim. Burada bir çit daha var. İki çit daha vardı şurada. Bunlarla bir şeyler yapılabilir açıkçası. Arkadaşlar olmazsa olmaz. Her yerde bir tane çıkıyor. Oğlum biz bayağı aslında şey almışız ha. Yani bayağı bir figür almışız. En sonunda da bir sayalım kaç tane aldık. Ben de merak ettim şimdi. Burada arkadaşlar yine bir cebimiz var. Arasından girsinler çıksınlar oynasınlar. Balıklarınız, cikletleriniz, özellikle ciklet arkadaşlar. Bunların arasından girer girer çıkar. Şurada da güzel bir figür olmuş. Orada orayı kırmızı yapmışlar. Güzel yani abi, ben sevdim. Buldum topladım geldim abi. Buldum topladım geldim, ben size öyle söyleyeyim. Yalnız Zeholik bunun içine dökülmüş. Arkadaşlar burada da Şirine'nin evi gibi bir ev var. Şöyle bir göstereyim. Bu da güzel bir dekor. Bunları şimdi ne yapalım? Rafımıza bir dizelim. Hazırda kimse yokken, şu ortalık sakinken, durgunken bu işi çözelim. Zeolit'i de birazdan başka bir poşete koyarım. Yalnız çok kötü bir poşete koyulmuş. Yani bu poşet ne için bir poşet ya? Yani yırtılmak için, kesilmek için bahane arıyor gibi. Arkadaşlar bunlar dediğim gibi filtre malzemesidir. Bunları ne yapıyorsunuz? İşte tepe filtrelerinize koyuyorsunuz. Samplarınıza koyuyorsunuz. Ondan sonra nereye koyarsınız başka? Dış motorlarınıza koyarsınız. Orada temizlik yaparlar. Bilginiz olsun. Yalnız ciddi manada malzeme getirmişiz yani. Şöyle bir göstereyim. Hatta buradan bir de resim alayım. Abi 10 numara gözüküyor. Şimdi biz bunları ne yapalım? Şöyle güzel güzel rafımıza bir dizelim. Rafa dizdikten sonra tekrardan geliyorum agalarım. Arkadaşlar şöyle rafımıza dizdik. Yalnız 10 numara 5 yıldız oldu. Çeşitler çok çok daha güzel gözüküyorlar. Aynı olanları şöyle arkaya koydum. Sonra çeşit çeşit şöyle yaptım. Abi bunlar da lazımdı. İsteyenler vardı. En azından getirmiş bulunalım. Arkadaşlar şöyle sifonları böyle koyduk. İki kaliteden de aldık. Bunu belki bilmiyorum. Bir tanesini kendim açarım. Hakikaten açmayı da düşünüyorum. Güzel bir ürün. Uzun süre gider. Zeolitleri falan da buraya dizdik. Ondan sonra biyoballları buraya koyduk. En azından ama var ya, bugünün kralı belki de bunlar olabilir ya. Belki gerçekten bunlar olabilir. Şimdi arkadaşlar Ahmet kardeşimiz geldi Mamak'tan. Kardeşime hoş geldin. Onun balıkları var tabii burada. Biz normalde bunların arkadaşlar bu videolardan sonra, hani bu ürünler geldi videosundan sonra geldi diye şu beyaz prensesle Avratus'u çekecektik. Ama kardeşimiz geldi videosunu çektirtmeden gidiyor videosunu çektiriyor. Dün zaten ben arkadaşlar balıkları hazırladım. Poşetledim. Toptancıdan gelirken daha arabadayken beni aradı. Dedi ki ben alacağım, haberin olsun dedi. Gerçekten de öyle oldu. Mamak'tan çıktı geldi. Şimdi onun birazdan balıklarını toparlayacağız. Onun da videosunu çekerim. Arkadaşlar şimdi o zaman biz kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.